RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Bir Yeni Erzincan gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. 20 yılı aşkın bir süredir yayın yapan Erzincan Radyo Televizyon Kurumu RT tarihi bir hamle yaptı. Halkın gözü kulağı olan RT, RT2 ve RT Radyo bundan böyle uydudan yayın yapacak. Frekanslar belirlendi ve uydu yayını başlıyor. Artık Erzincan'ın da uyduda bir kanalı var. Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olsun. 1993 yılında yayın hayatına başlayan ve Erzincan'da yerel yayın yaparak halkın gözü kulağı olan Erzincan Radyo Televizyon Kurumu RT, uydu kanalları arasındaki yerini alıyor. 1993 yılında yayın hayatına başlayan RT, iş adamı Şahrıza Dağ'la birlikte önemli bir ivme kazandı. Dağ Holding ŞRD 3K bünyesine giren RT Şah Medya, RT, RT2 TV kanalları, RT FM Uydu Radyosu, Gündem 24 gazetesi, Radyo 2000, gündem24.com.tr internet haber sitesiyle medya sektöründe önemli bir yere geldi. RT'nin uydu yayınları için frekans işlemleri tamamlandı. RT TV frekansı 12.422.5 vertikal, dikey 27.500 fek 3/4 32. kanal olarak belirlendi. Ülke ve dünya genelindeki yatırımlarıyla adından söz ettiren Dağ Holding ŞRD 3K Yönetim Kurulu Başkanı Şahrıza Dağ'ın Erzincan'a ve Türkiye'ye kazandırdığı RT Şah Medya, uydu yayınıyla birlikte ilin ve ülkenin tüm yönleriyle kalkınması ve gelişimi için önemli bir rol üstlenecek. Erzincan, Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri, olumlu olumsuz tüm olayları izleyiciler RT farkı ile izleyecek. Türkiye ve dünyaya açılan pencere olacak RT, yayıncılık alanında önemli projelere imza atacak. Erzincan mozaiğinden yola çıkacak olan RT, Türkiye'nin tüm yönlerden gelişimi ve bekasını ilgilendiren tüm konularda dünyada konuşulan bir televizyon kanalı olacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve yurt dışında bürolar oluşturarak son dakika gelişmeleri ve gündeme dair yaşanan olaylar dakikası dakikasına aktarılacak. Haber bültenleri, tartışma programları, haber programları, spor, müzik, sağlık, magazin, kültür, sanat, ekonomi, aktualite ve birçok farklı program izleyicilerle buluşacak. Program hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Erzincan'ın ve Türkiye'nin her köşesindeki önemli olaylar ve etkinlikler RT canlı yayın araçlarıyla sizlere aktarılacak. Son dakika haberleri, önemli gelişmeler, kongre, panel ve toplantılar, mitingler, festivaller, konserler, spor aktiviteleri canlı olarak yayınlanacak. Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi başta olmak üzere Erzincan'ın ve ülkenin önceliklerini sergileyerek tüm alanlarda gelişime katkı sağlayacak olan RT, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkacak. Günlük yayın akışı olan RT ile birlikte yakın zamanda yayına başlayacak olan RT2 kanalında ise spor, sağlık ve kültür programları ağırlıklı olacak. Tarafsız, doğru ve objektif yayıncılığı ilke edinen RT, ailenizin televizyonu olacak. Tecrübeli ve deneyimli kadrosu, konularında uzman program yapımcıları ve son teknolojiyle donatılmış teknik donanımı ile televizyon yayıncılığında yeni bir sayfa açılıyor. Uydu yayını kısa süre içinde test yayınları ile birlikte başlayacak. Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, üreticilerden gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alarak Uluköy mevkiinde domuz sürek avı başlattı. Sürek avına avcılar ve atıcılar ihtisas spor kulübü üyeleri ve civar köylerdeki avcılar da katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Uluköy mevkiinde düzenlenen yaban domuzu sürek avına Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyeleri ve civar köylerdeki avcılar katıldı. Sebzeciliğin yoğun şekilde yapıldığı Uluköy köyü civarına inen yaban domuzu sürülerinin hem insanlara korku vermeye hem de üreticilerin ürünlerine zarar vermeye başlaması üzerine vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine il müdürlüğü sürek avı başlattı. Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyeleri ile civar köylerdeki avcıların katılımı ile Uluköy civarında domuz sürek avı yapıldı. Avcıların yoğun ilgi gösterdiği sürek avında avcılar, yaban domuzu popülasyonunu bertaraf etmek için gün boyu arazide avlanma yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen sürek avı hakkında bilgi verdi. Uluköy bizim tarımsal faaliyet bakımından potansiyeli en yüksek köylerimizden birisi.
kırsal alana, dağ yamaçlarına yakın olan bir yer olduğu için yaban hayvanları sürekli buradaki tarımsal faaliyetlere çok ciddi zararlar vermektedir. Burada Uluköy'de çevre illerimizi besleyen büyük oranda sebze meyve yetiştirici yapılmaktadır. Özellikle mısır ve domates ve sebze üretimlerine yaban domuzun çok büyük bir zararı olduğu nedeniyle köy muhtarı tarafından böyle bir müracaat oldu. Sayın Valimizin de emriyle, yerel kaynakların kullanımıyla böyle bir sürek avı düzenlendi. Bizim zaten zararlarla mücadeleyle ilgili yönetmeliğimizin bu konuyla ilgili amir hükümleri var. Biz bu amir hükümleri çerçevesinde zararlarla mücadele için Avcılar Birliğimizle işbirliği yaparak bugün böyle bir sürek avı düzenlemiş olduk. İnşallah başarılı olur. En azından zarar en aza indirgenmiş olur. Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyesi Yılmaz Toyran ise köy halkına yardımcı olmak için sürek avına katıldıklarını söyleyerek yaban domuzlarının köy halkına zarar verdiğini söyledi. İnşallah hayırlı, güzel bir av geçer. Yani buradaki insanlara yardımcı olmak için biz buradayız. Yani burada müdür beyin de söylediği gibi hani sebze meyve yetiştiriciliği fazla olduğu için, zarar verdiği için talepte bulunmuş. Biz de yardımcı olmak için. Bizde şu anda 12 tane yivlici arkadaşımız var katılan. Belgeli hepsi. Bir de 18 tane de yivsiz, yani sürencilerin içinde güvenlik amacıyla gezecek arkadaşlarımız var. Güzel bir av olur inşallah. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk önce güvenlik bizim için önemli. Bu iki şeyde yapacağız. Önümüzdeki hafta da bir yaylabaşı tarafında nasip olursa düşünülüyor. Güvenliği ön planda yaparak inşallah güzel bir günü geçireceğiz. Teşekkür ederim. Uluköy Muhtarı Yavuz Bebek ise taleplerinin değerlendirildiğini ve köyde sürek avı başlatıldığını ifade etti. Tarım İl Müdürlüğü'nden böyle bir talebimiz oldu. Bunlar da sağ olsunlar talebimizi değerlendirdiler. Köyümüzde böyle bir şeye başvurduk av sezonuna. İnşallah kazası belası bir av sezonu geçiririz. Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halk oyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak. Buna göre muhtarlık bölgesi askı listelerinde vatandaşlar itirazını yapabilecek. Tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenecek. Seçmenler ayrıca bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulamasını yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat'ta askıdan indirilecek. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve 4 yol yerleşkesinde engelli vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri ve hastaneye giriş çıkışlarında zorluk çekmemeleri için engelli vatandaşlara yönelik yenilikler yapıldı. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binası ve 4 yol yerleşkesinde engelli vatandaşların daha iyi sağlık hizmetleri alabilmeleri ve hastane giriş çıkışlarında zorluk çekmemeleri için engelli vatandaşlara yönelik yenilikler yapıldı. Engellilerin hastanede sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi. Hasta Hizmetleri Sağlık ve Otelcilik Müdür Yardımcısı İsa Ateş, yapılan yenilikler hakkında bilgi verdi. Engelsiz yaşam için birçok hizmeti sunduk. Bunların en başlangıcı kapı girişindeki engelli araç park ile başlıyor. Hastanenin içine dahili servisler, herhangi bir servise kadar, erişime kadar bütün kolaylıkları sağladık. Mesela görme engelleri, işitme engelleri, tekerlek sandalyeler, istifa eden engelleri neler yapıyor? Görme engelliler için kapı girişlerinde acil yardım butonu oluşturduk. Onlar gelip haritalardan görme engelli olanların Kiril alfabesi kullanılarak istedikleri yerlere hem sesli hem de görsel olarak ulaşmaları sağlanıyor. Görme engelliler için bu. İşitme engelliler için de yardım butonları oluşturduk. Yardım butonlarına bastıklarında hosteslerimiz erişiyorlar ve gitmek istedikleri yerlere götürüyorlar.
Başhekim yardımcısı doçent doktor Fatih Özçiçek ise engelli vatandaşlara yönelik uygulanan projeyle hastaneden sağlık hizmeti alınmasının kolaylaşacağını dile getirdi. Bunların başında tabii hastaların hastaneye girişte engelli otoparkından başlayarak poliklinik girişlerinde engelli rampaları, yine hissedilebilir yüzey işaretleriyle hastanemizin içinde ulaşacakları danışmalara, bankolara ulaşmalarını sağlamak. Yine hastanemizin hemen girişinde acil yardım, engelli yardım çağrı butonları oluşturduk. Ve yine işitme engelli hastalar için bankolarda endüksiyon halkası dediğimiz hostesle hastanın iletişim kurabileceği, T moduna alarak kulaklığı iletişim kurabileceği bir sistem de yaptık. Yine engelli araçlarının aküleri bittiğinde akülerini şarj edebilecekleri şarj noktaları, merdiven trabzanlarının başında Braille ve kabartma Latin alfabelerinin uyarı yazıları, örneğin kat 1, 13 basamak iniş, çıkış gibi hastaların okuyabileceği uyarılar, asansörlerde sesli ve görüntülü uyarı sistemleri görme ve işitme engelli hastalarımız için. Yine servislerimizde de hastalar için ayrılmış bay ve bayan yardım odaları, yine tuvaletlerde acil çağrı butonları oluşturulmuş durumdadır. Bu şekilde hastalarımızın hastaneye girişinden ulaşacakları yere kadar gerek hosteslere ulaşarak yardım alma noktasında gerekse acil yardım ve çağrı alanında bütün düzenlemelerini yapmış bulunmaktayız. Engelli hastalar ise uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ettiler. Bizler için büyük kolaylıklar var. Rahatça hareket edebiliyoruz. Bize yardımcı oluyorlar. Bizim için engel olan her şeyi kaldırmışlar. Gönül rahatlığıyla gelip burada tedavimizi olabiliyoruz. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Erzincan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Türk Halk Müziği Koro Resitali düzenlendi. Programda birbirinden farklı türküler seslendirildi. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından koro resitali düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfullah Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bazı kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Çimen, kurtuluş coşkusu yaşadıklarını vurgulayarak program hakkında bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı günler olmuştur. 99. yılını kutladığımız kurtuluş mücadelesinde gün olduğu gibi bugün de milli devletimizin, milli kimliğimizin, toplumsal kardeşliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin en büyük güvencesi milletimizdir ve milletimiz olacaktır. Ardından programa geçildi. Müdür Yardımcısı Ali Ekber Sonar'ın yönettiği koro ekibi birbirinden farklı türküleri seslendirdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program beğeniyle izlendi. Soğuk ve dondurucu hava sebze ve meyve fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Üreticiden pazara gelinceye kadar artan fiyatlar ayrı bir etken olarak görülüyor. Pazar esnafı ise önümüzdeki günlerde fiyatın düşeceğini müjdeliyor. RT Haber'den Eren Bayrak, şehrin en büyük semt pazarı olan Cumartesi pazarını sizler için gezdi. Soğuk hava ve etkili olan kar yağışı pazar tezgahlarında da kendini gösterdi. Vatandaş etiketten, esnaf ise haldeki fiyatlardan şikayetçi. Tezgahlardaki el yakan fiyatların indirim müjdesini yine pazarcı esnafı verdi. Üreticiden pazara gelinceye kadar artan fiyatlar ise ayrı bir etken olarak görülüyor. Esnafın ortak sorunu ise halden pazara gelen taşımadan KDV'ye kadar yapılan masrafların fiyatlara yansıması olarak gösteriliyor. Halde 35 kuruş olan maydanoz pazarda 1,5 lira, 1 liralık pırasa ise pazarda 2 lira. Bu aralar tezgahlardaki fiyatlar cep yakıyor. Pazar esnafı fiyat etkeninden şikayetçi olurken önümüzdeki günlerde de fiyatın düşeceği görüşünden yana.
Arkadaşım, inşallah bu yeni durumla birlikte aracıların sayısı azaldığı zaman fiyatlar düşecek. Pazara yansıyacak. Hale yansıyacak. Hale yansıdığı gibi de müşteriler de pazara akın eder inşallah. Yani şu an yine fiyatlar pahalı yani. Fiyatlar ucuz değil. Mesela şu maydanozun bize gelişi inan 1300 lira. 1300 lira gelişi var maydanozun. Yani bunu bir buçuğa satıyoruz ama müşteri yine memnun değil. Bize 20 kuruş kalıyor ama o da kalmıyor. Emin ol bu da kalmıyor. İnşallah bu yeni durumla birlikte aracı sayısı azalırsa mallar ucuz vermeye başlayacağız. Mesela şu an domates düşmüş. Domates şu an toplam fiyatı 1 liraya düştü. Bakalım daha da düşecek inşallah. Salata düşecek, biber düşecek, kabak patlıcana yansıyacak, yeşilliklere yansıyacak. Fiyat düştüğü zaman biz de rahatlayacağız, müşteriler de rahatlayacak. Şimdi biz önceden 2-3 halden çalışıyorduk. Şimdi direktmen tek hal çalıştığımız için fiyatlar bayağı düştü. Şimdi bu da vatandaşa yansıyor. Vatandaşı pazarlara bekliyoruz. Fiyatların durumu nedir? Fiyatlar şu an havuç 2 liraya düştü. Havuç, karnabahar, turp, pırasa, ıspanak hepsi 2 lira şu an fiyat piyasası. Önceden 2,5-3,5'a gidiyordu. Havuç 3-4'ü buldu. Şu an 2 liraya havuç veriyoruz. Vatandaş da siz de memnunsunuz bu durumda. Şu an biz de memnunuz, vatandaş da memnunuz. İnşallah bu hal yasası da tamamen uygulanırsa daha güzel olacak. Sırada spor haberlerimiz var. Değerli izleyiciler, Yıldızlar Serbest Greco-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları başladı. 2 gün sürecek müsabakalara 120 sporcu katılıyor. Yıldızlar Serbest Greco-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları başladı. 120 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular minderde ter döküyor. 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 2000, 2001, 2002 doğumlu sporcular mücadele ediyor. Dereceye girecek olan sporcular Niğde ve Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Erzincan Gençlik Spor Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Muşspor 1917 basketbol takımını 95-73 mağlup ederek grubundaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı. Erzincan Gençlik Spor Kulübü basketbol takımı 3. Lig B grubu 2. maçında deplasmanda konuk olduğu Muşspor 1917 basketbol takımını mağlup ederek hanesine puan yazdırdı. Her iki takım da ilk yarıda etkili bir oyun sergiledi. Maçın ilerleyen dakikalarında etkili olan Erzincan Gençlik Basketbol Takımı müsabakadan 95-73 galip ayrılan taraf oldu. Ve sırada hava durumu var. Yapılan son tahminlere göre Erzincan'da havanın sisli olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -7, 6, Erzurum -16, 0, Sivas -7, 9, Elazığ -7, 9, Malatya -3, 9, Bayburt -14, 1, Tunceli -7, 9, Gümüşhane -8, 5 ve Giresun 4, 14 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ahsen Eczanesi. Ahsen Eczanesi bir nolu sağlık ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,666, satış 3,672, euroda alış 3,904, satış 3,911. RT Şah TV WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 1376. Değerli izleyiciler, önemli gördüğünüz tüm olayları, Erzincan'da yaşanan ve şahit olduğunuz tüm önemli konuları bize bu numaradan aktarabilirsiniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.